ABD'nin Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarmasının ardından Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu için sahada dengeleri değiştirecek bir adım atıldı. Türkiye dev gemide savaş uçaklarının yerine SİHA'ları konuşlandırmak için harekete geçti. Türkiye'nin deniz savunmasındaki en önemli adımlarından biri olan çalışmada nihayet sona gelindi. 1 Temmuz 2020'de liman kabul tesislerine başlayan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bu yıl sonunda denize indirilecek. 232 metre uzunluğunda, 58 metre yüksekliğe ve 32 metre genişliğe sahip dev geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edilen TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı, helikopter ve İHA gibi 30 hava aracını taşıyabilecekken, havuzunda bulunduracağı çıkarma araçlarıyla operasyonlara da katılabilecek. Öte yandan farklı donanımlara da sahip olan dev gemi, gerektiğinde bine yakın kişiye tıbbi destek sağlayabilecek ve insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabilecek. Milli imkanlarla geliştirilen ve platformların kalbi olarak da nitelendirilen gemi bilgi dağıtım sistemi de TCG Anadolu'da kullanıma alınacak. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, Deniz Harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar envantere alınacak 232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde helikopterlerin yanında hava aracı olarak SİHA'lar görev yapacak. 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye bu hamlesiyle dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. TCG Anadolu'da kullanılacak SİHA'lar içinse savunma sanayinin öncü şirketlerinden Baykar çoktan harekete geçmiş durumda. Dev savaş gemisinin otomatik kalkış ve iniş yapabilmesi için çalışmalar sürüyor. Bayraktar TB2'nin TCG Anadolu için geliştirilecek versiyonunun 2022 yılında göreve başlaması planlanıyor. 300 bin saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet bünyesinde 2014'ten bu yana aktif olarak görev yapıyor. Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma süresi ve irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.